Merhaba, ben Duygu Çevik. Bugün oldukça hafif bir atıştırmalık hazırlayacağım kanalda. Fırında kabak çubukları. Kabak çubuklarının çıtır olmasını isterseniz kızartabilirsiniz de tabii ki. Ama ben hafif bir tarif olsun istiyorum. O yüzden fırınlayacağım. Hadi başlayalım. Tarif için siyah kabak kullanacağım. Bana daha lezzetli geliyor. 2 iri kabak yeterli. 2'ye bölüp eşit çubuklar halinde kesebiliriz. Çubukları kalın doğrayalım. Çünkü kabağın dışı için harç kullanacağız. Ve eğer kabak ince olursa çabuk kendini bırakacaktır. Eğer kabak boylarınız kısaysa uzun ve düzgün çubuklar elde etmek için kabağın ince kısmını birkaç santim kesip daha dolgun olan kısmını kullanabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Yani bu durumda 4 orta boy kabaktan 2 iri kabak çıkarmış gibi oluyorsunuz tarif için. Kabağı bulamak için iki farklı ve basit harç hazırlayacağız. İlk harcımız bir diş rendelenmiş sarımsak, bir yumurta ve yarım çay kaşığı tuzdan oluşacak. Yumurta harcını iyice karıştırdıktan sonra galeta harcını hazırlayalım. O da oldukça basit. 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kadar tuz koyup karıştırıyoruz. Şimdi kabak çubuklarını önce yumurta harcına sonra galeta ununa batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim. Bu tarif için parmesan peyniri kullanabileceğimizi eklemek istiyorum. Parmesanı galeta ununa karıştırabilirsiniz. Ancak parmesan tuzlu bir peynir. Parmesan kullanacaksanız tarife tuz kullanmasanız iyi olur. Şu şekilde küçük bir fırın tepsisi çıkıyor. Malzeme miktarını aynı oranda arttırıp porsiyonu çoğaltabilirsiniz. 200 derecede ısıtılmış fırında yumuşayana kadar pişecek. Arada kontrol edelim. Kabak çubukları fırında pişerken ben bir dip sos hazırlayacağım. 1,5-2 yemek kaşığı kadar mayonez. Mayonezi biraz açmak için 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. 1 tutam tuz. 1 diş rendelenmiş sarımsak. 1 tutam karabiber. 1 çay kaşığının burnuyla da zerdeçal atacağım. Sonra da bir güzel karıştıracağım sosu. Tamamen kendi damak tadımdan yola çıkarak yaptığım bir dip sos. Siz farklı soslarda hazırlayabilirsiniz bu tarif için. Evet, kabak çubukları fırından çıktı. Dip sosla beraber sunum tabağına alındı. Çiğ kabak fırında nasıl olur ki ya da yeterince yumuşar mı diye bir endişeniz olmasın. Yumuşacık oluyor ve çok kısa sürede de pişiyor, çiğ kalmıyor. Çıtır çıtır isterseniz kızartma seçeneğinden bahsetmiştik. Ben elimden geldiğince kızartma tariflerini fırına uyarlıyorum. Hafif oluyor ve tüketirken de vicdan yapmıyorum. Çok sayıda fırında çubuk kabak tarifi var ama ben kendimce oldukça pratik böyle bir tarif geliştirdim. Duygu'nun dip sosuyla beraber güzel bir ikili oluyor gerçekten. Klasik kabak tariflerinden sıkıldıysanız bu tarife bir şans verebilirsiniz. Bugün kanalda fırında kabak çubukları vardı. Kanaldaki tüm tarifler ve diğer içerikler için kanaldan çıkmadan önce abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.